Şimdi açın televizyonları. Bir yerde futbol muhabbeti vardır. Bir başka yerde yarışma programı var. Ali Acun'un efendim bilmem ne yarışması var. Yani her biri kendi aleminde. Orada askerler ızdırap içinde, zorluklar içerisinde, güçlükle vatanını savunurken bir başka yerde insanların bundan haberi bile yok. Muhatap dahi olmuyorlar. Bu makul bir durum değil. Halbuki aynı duyguları, aynı düşünceleri cephedeki insanın heyecanıyla herkesin yaşaması lazım. Çünkü Allah diyor ki bir yerde bir mümine saldırı olduğunda el birlik bütün Müslümanlar ona yardım etsin diyor. Bu ayete göre farzdır. Yani aynı duygular ve aynı tavır içerisinde o kardeşimize destek olmak. Bazı insanları bu ilgilendirmiyorsa bu bir zulümdür. O zaman Allah belanın gücünü artırır. Allah'ın ayetine karşı bir tavır olmuş oluyor bu. Kur'an'a karşı bir tavır olmuş olur. Bu lakaytlığa hükümet dur demeli. Bu ilgisizlik. Ben söylüyorum, milli şuur dersi diye ders verilmesi lazım gençlere. Çünkü PKK Stalinist şuur diye ders veriyor. Marksist şuur diye ders veriyor. Günde ne kadar? 7 saat, 8 saat ders veriyor. Biz buna karşılık ders veriyor muyuz? Sıfır. Hiç ders vermiyoruz. Bizim de PKK'nın gençleri eğitme politikasına karşı ortaokul, lise ve üniversitede milli şuur dersi koymamız lazım. Haftada en az 2-3 saat milli şuur dersi. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Darwinizmin geçersizliği, Marksizmin, faşizmin, vahşi kapitalizmin geçersizliği, terörün, kan dökmenin korkunçluğu, sevginin önemi, merhametin önemi, milli şuur dersi.